Şimdi WhatsApp sonuçta uyduruk bir uygulama. Yani benim fotoğraflarım, resimlerim niye başkasıyla paylaşılsın ki? Bence çok böyle abartıldığı kadar bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tekrar bildirim düştüğünde kabul edeceğim. WhatsApp yoksa Telegram var yani. Çok da önemli değil. WhatsApp sözleşmesini kabul ettiniz mi? Yok, hayır, etmedim daha. Yani tam açıklamasının nasıl olduğunu da bilmiyoruz yani WhatsApp'ın sözleşmesi. Ya WhatsApp giderse bu sefer çocuklarla, hani öğretmenle nasıl iletişim geçecek, onu da tam bilmiyoruz. Etmedim. Yani tam olarak ne olacağını bilmediğim için etmedim yani. Şu an etmedim. Ama etmeyi de düşünmüyor değilim. Yani şey diyorlar, hani Facebook kullanıyorsunuz, Instagram kullanıyorsunuz, bunun sözleşmesini kabul ediyorsunuz ama WhatsApp konuşmalarına gelince kabul etmiyorsunuz gibi bir algı var ortada. Ya büyük ihtimalle kabul etmeyeceğim ama bakalım, diğer uygulamaların da çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Ya tamamen WhatsApp gibi iletişim ağını hayatımdan çıkartacağım. Daha modern, daha elle tutulur bir şey olan maile geçeceğim. Bu yani. Benim düşüncem budur. WhatsApp'ım yok yani. WhatsApp kullanmıyorum. Hiç de kullanmadım daha. Hiç telefonuma da yüklemedim ben ya. Şu an herhangi bir şey yapmadım daha. Kabul etme etmemeyi düşünüyorum daha henüz. Evet, ettim sözleşmeyi. Bunu daha önceden WhatsApp yüklerken lisans sözleşmesinde de kabul ediyoruz zaten. Bunun tek farkı, yani Facebook sahibi Mark Zuckerberg'in 2014 veya 2015'te mahkemeye çıkarılması yüzünden bu olaylar oldu. Kendisi kişisel verileri sattığına dair büyük bir suçlamayla karşılaştı. Şimdi onun önüne geçmek için, kendi reklam şirketi değerlerini korumak için bence böyle bir şey yaptı. Ben zannetmiyorum böyle kötü bir şey olduğunu. Hayır. Yani direktmen böyle bir sözleşme olduğunu deyince WhatsApp'tan direktmen vazgeçtim. Hani direktmen. Zaten Telegram ve Pip kullanıyordum. İkisi bir. WhatsApp'a pek gerek duymuyordum zaten. Yok. Etmedim. Etmedim. Sildim ben, çıkardım onu. Yok, etmedim. Ama dün bir şeyde televizyonda şey geçti. WhatsApp hani bilgileri saklamak amaçlı. O tekrar yürürlüğe girmişti. WhatsApp'ı iptal etmedim ben. Yok, hayır, etmedim. Telegram kullanıyorum onun yerine. Daha güvenli düşünüyorum yani. Etmedim. Etmeyi de düşünmüyorum. Yani benim fotoğraflarım, resimlerim niye başkasıyla paylaşılsın ki? Şey, Telegram'a geçtim öyle. Etmedim. Etmiyorum. WhatsApp'ta kullanmayacağım eğer olursa. Dumanlı ateşle şey haberleşeceğim. Yok, etmedim. Niye etmedim derseniz, yani çift standart var. Dünyadaki diğer ülkelere başka muamele, Türkiye'ye başka muamele. Yok artık. Eski Türkiye yok artık. Öyle istedikleri şeyi dayatamayacaklar. Hayır. Neden? Etmedim. Nedeni aslı itibarıyla çok açık. Dünyadaki sistemlerde ciddi manada değişimler oluyor. Bu değişimin bu ilk adımlarından ilk adımı gibi bir şey. Dolayısıyla program değiştirerek WhatsApp kullanmayacağım. Etmedim. Şimdilik kabul ettim. Ama ilerleyen süreçlerde takip edeceğim. Ama şimdi Telegram gibi birçok uygulama var. Hangisine kadar güvenilir ondan da emin değilim. Mesela Telegram Rus firmasının. İşte Turkcell'in var birkaç uygulaması vesaire. Hani yerel olanı tercih ederim ama ilerleyen vadede ne olacağını bilmiyoruz. Bakacağız. Muhtemelen sileceğim. Çünkü çok açık hale getiriyor. İşte mesela örnek veriyorum, IBAN paylaştınız. Yani tamam, biz yurdum halkıyız, aman aman gizli durumlarımız yok ama attığınız bir fotoğraf ya da herhangi bir durum, özel müstehcen bir durum herhangi bir yerde paylaşılabilir boyuta geliyor. Riskli sonuçta. Yani ya da herhangi paylaştığınız bir düşünceniz, herhangi bir şeyiniz ya da işte tatil araması yaptınız telefonunuzda, onun linkini arkadaşınıza attınız. Sonra işte X firmasına sizin linkiniz gidebiliyor, işte sizi arayabiliyorlar. Siz bunu sosyal medya açısından günlük hayatınızı eşleştirmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Ne kadar doğrudur? Bir de bence 3. sınıf ülkelerine daha çok direttiklerini düşünüyorum. Şöyle, neden Avrupa'da bunu kabul ettiremiyorlar ama Türkiye gibi işte biraz daha doğu ülkelerine? Mesela Avrupa'da bunu hiç teklif dahi edemediler. Düşüncem bu yönde. Yani onaylanır veya onaylanmaz. Devlet elinde bir anlamda işinize geliyorsa uygulamayı kullanın. Yani birçok görüş var. Mesela örnek veriyorum, işte Facebook'un popülaritesini artırmaya yönelik deliniyor ama
Bir ara R yaptılar, geri dönüş oldu. Şimdi nasıl olur? Orasını kestiremiyoruz yani. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Hayır, etmeyi de düşünmüyorum. Yani ya kullanmayacağım ya da o şekilde devam edilmiyorsa bir çaresine bakacağız. Başka şeylere yöneleceğiz yani. Telegram olur, bildiğim, bip var. Öyle yani. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi büyük ihtimal herhalde şöyle bir şey var ya, çoğunluk ne yaparsa biz de onu yaparız hesabı herhalde. Öyle bir şey yapacağız. Yani çoğunluk ne yaparsa, toplum ne yaparsa onu yaparız herhalde. Yani şu an için değiştirmedim, beklemedeyiz. Ben her ihtimale karşı bip uygulamasını da yükledim. Şartlar neyi gerektirir, çoğunluk neyi kullanır vatandaş, ona göre biz de tercihimizi yapacağız. Vallahi bundan sonra hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani eğer bilgiler saklanacaksa devam edeceğim, yoksa iptal edeceğim. Babası bip kullanacağım, bip. Babası Allah belasını versin. Millete kandırıyor. Sözümü yapıyor, millet imza, kimseye haberi yok, bilmiyor. Millete kandırıyorlar, başka yapacağı yok. Vallahi kararsızım, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşüp hangi hat şey istiyorlarsa ona geçmeyi düşünüyoruz. Signala geçtim. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Valla bu artık bütün sosyal medya hesaplarımı kapatabilirim yani. Pek güvenceli gelmiyor bana. Bundan sonra Telegram kullanacağım. WhatsApp'ı iptal ettim. Yani yapacak bir şey yok. Yani aslına bakarsanız açıklama yayınladılar. Okudunuz mu bilmiyorum ama bu özel içerikle ilgili bir paylaşım olmayacakmış. Söz konusu değilmiş kendilerinin açıkladıklarına göre ki. Hangi uygulamayı indirirsek indirelim bir belli şartlara kabul etmemiz gerekiyor. Bence çok böyle abartıldığı kadar bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tekrar bildirim düştüğünde kabul edeceğim. Ben kullanmayacağım yavrum. Başka bir yöntem olur bizim ülkemiz. WhatsApp gibi onları kullanırız. Ne yapacağız? Alternatifleri değerlendireceğiz. Türk malı hangisi? Mesela BIP. Veya devletimiz hangisini şey derse ilk etapta o. Biz devletimizin ağzından çıkan lafa bakacağız. Hangisini kullan derse biz onu kullanacağız. Ama muhtemelen bizim BIP olacak gibi geliyor. Vallahi hayatımıza devam edeceğiz yani. Farklı bir programa, WhatsApp'ın alternatifi farklı bir programa geçeceğiz. Yani WhatsApp'sız da olur. WhatsApp şey yoksa Telegram var yani. Çok da önemli değil. Sadece piyasanın ekmeğini yiyen bir uygulama. Şöyle düşünün. Mesela bir video atmak istiyorsunuz, kısa bir şekilde atabiliyorsunuz. Telegram'da daha uzun videoları atabiliyorsunuz. Ya da uygulama açısından daha aktif kullanabileceğiz. Örnek veriyorum, üniversite öğrencisiyseniz daha uzun videoları ya da daha geniş çaplı, işte gigabaytlık herhangi bir dosyayı atabiliyorken WhatsApp sizi sınırlıyor. Biraz alışılmışlık, hani şey vardır ya, zamanında işte Mintax gibi bazı firmalar hani kaymağını yemişlerdir piyasanın. WhatsApp uygulamanın ilk defa Türkiye'de yayılması, işte dünyada yayılmasıyla dikkat çekilen durum olarak gözüküyor.